Merhaba sevgili izleyiciler. Evde kaldığımız şu günlerde evdeki internetimizi çok yoğun kullanıyoruz. Peki bu kullanıma karşılık olarak internet servis sağlayıcıları nasıl bir önlem aldılar ve gelecek planları neler? Acaba upload hızlarında bir değişiklik olacak mı? Şimdi tüm bu soruların yanıtını almak için özel bir röportaj gelecek ekranlarınıza. Hadi geçelim. Ve misafirim Cem Bey şu anda ekranda. Cem Bey çok teşekkür ederim. Öncelikle biz ofiste bir TürkNet müşterisi olarak çok mutluyuz. 300 megabit download, 300 megabitte upload'umuzla içeriklerimizi o kadar hızlı ulaştırabiliyoruz ki izleyicilerimize, takipçilerimize gerçekten çok teşekkür ederim. Ofisimizi özledik. Şu aralar en çok da internet hızımızı özledik. Şimdi Cem Bey, içinde bulunduğumuz durumu biliyorsunuz. Evimizdeyiz, evimizde kalıyoruz. İnterneti çok daha fazla kullanıyoruz. Şu içinde bulunduğumuz durumu acaba bir internet servis sağlayıcısının tepe yöneticisi olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Merhabalar, teşekkürler bu görüşmeye davet ettiğiniz için. Biz de çok mutluyuz tabii ShiftLinknet'e kapasite sunmaktan ve çok değer veriyoruz çalışmalarınıza. Genel olarak Türkiye'deki içerik sağlanmasına ve sizin gibi örgütlü yapıların dışında bireylerin de içerik üretmeleri, kendilerince yayın yapmalarının da çok önemli olduğunu düşünüyorum, hele bugünlerde. Şimdi Türkiye aslında internete bağlanma sürecinde, evriminde bir yolculuk içinde. 20 küsur yıl önce başlayan ve her geçen gün daha fazla vatandaşımızın, evin, hanenin, bireyin bağlandığı bir süreç içindeyiz. Bu olaylar başlamadan önce aşağı yukarı hanelerinin %60'ı civarı artık ev interneti satın almış durumdaydı, bağlanmış durumdaydı ve abone olmuş durumdaydı. Demek ki hanelerin %40'ı daha bağlanma gereği duymamıştı ya da sırası gelmemişti. Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda bu oran %75 seviyesinde. Batı Avrupa daha en gelişmiş ülkelere baktığımızda %85-90'ların üzerinde. Her geçen günde Türkiye'de bu oran artıyordu ve toplam Türkiye'de 23 milyon civarı hane var. Aşağı yukarı bugünlerde 14 milyon hane bağlı. Her sene 1 milyona yakın ilave hane bağlanıyordu. Bizim bu olaylarla gördüğümüz birden bu sürecin çok hızlanması. İnsanlar artık evde kaldıklarından bir türlü yapmadıkları, erteledikleri, ihtiyaç yok dedikleri ev internet bağlantısını artık zaruri ve zamanı geldi diyorlar. Ve çok daha fazla birden talep oluşmaya başladı. İnsanlar artık evlerine internet istiyorlar. Muhtemelen mobilden idare ediyorlardı ama çok daha fazla tüketim konu olunca ve veya çocukların Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA sisteme bağlaması gereği duyunca birden farklı ihtiyaç doğdu ve bu bağlantıları istediler. Dolayısıyla biz bir yandan ciddi bir talep artışı görüyoruz. Bir yandan da mevcut kullanıcıların da tüketim ve kullanım alışkanlıkları ve seviyeleri çok artmış oldu. Evet, bu arada özellikle teşekkür etmemiz gereken özel kişiler var. İşte evimize kapandık biz ama işte ihtiyaç duyduğumuz eşyaları getiren, ihtiyaç malzemelerini getiren lojistik şirketleri var ama adı hiç söylenmeyen saha ekipleriniz var. İnsanların evlerine gidiyorlar, internet bağlıyorlar. Ya da herhangi bir teknik sorunla karşılaştıkları zaman gidiyorlar, çözüyorlar. Şartlar ne olursa olsun onlar sahada. Peki saha ekibinizle nasıl bir koordinasyon sağlıyorsunuz şu günlerde? Gerçekten onlar da ülkemizin ve zor şartların kahramanlar arasında sayıyoruz. Tabii ki sağlık sağlayan personelin yeri ayrı, başka ama gerçekten bu zor günlerde bizim hayatımızın evimizden devam etmesini sağlayan geniş kurye kargodan tutun yemeklerin veya sipariş ettiğimiz gıdaların da teslimatı yapanlar da var. Bunların arasında tabii biz de internet hizmeti sağlayan, arızaların gidermesi için sahaya çıkan çok değerli arkadaşlar var. Bunları en imkanı dahilinde en hijyenik, en güvenli ortamda çalışmalar için her türlü maskeden tutun eldivene kadar imkanlar sağlıyoruz ve kendilerine zarar gelmemesi için her türlü önlem alıyoruz. Ama elbette ki bu şartlarda çalışmak kolay değil. Ama bir şekilde bu alanda hayat devam ediyor ve iyi ki devam ediyor çünkü
internetsiz kalan evler de sıkıntı çekiyorlar. Çocuklar eğitimlerini aksamasını kimse istemez. Dolayısıyla halen sahaya çıkan çok sayıda personel var. İnternet bağlantılar yapılıyor, arızaları gideriliyor. Hem bizim tarafımızdan ama sektör genelinde de bu şekilde işler devam ediyor. Cem Bey, kullandığımız internet kapasiteleri ne durumda? Acaba artış var mı? Yani ben ciddi bir artış olduğunu bekliyorum ama en gerçekçi veriler şu an sizin elinizde. Evlere kapandığımız şu günlerde nedir durum? Kullanım çok arttı. %35 civarlarında, hatta %40'a kadar da artmış diyebiliriz. Servis bazında, saat bazında farklılıklar gösteriyor. Eskiden çok akşam saatlerinde çok ciddi trafik oluşuyordu. Gündüz daha göreceli az bir trafik vardı. Şimdi tabii hem akşamdaki tepe noktalar daha da yükselmiş ama ayrıca gündüz trafikler hiç de düşük seviyede değil ve neredeyse akşam trafiğine bile benzeyebilen paternler görüyoruz. Tabii video izleme servislerinde çok ciddi artış görüyoruz. Bazen bu %35-40 oranında aşan %60'lara kadar çıkan artışlar da var. Demek ki insanlar bu durumdan dolayı artık belki bir içerik aboneliğe karar verdiler. Eskiden abone olmadıkları, dolayısıyla birden daha fazla kişi internette içerik tüketmeye karar vermiş durumunda. Şeyde toplam gigabyte seviyesinde biliyorsunuz BTK 3 ayda bir Türkiye ortalamasını raporluyor. En son veriler geçen senenin son çeyreğine ait galiba. 13 mi 14 gigabyte civarıydı. Bizim TürkNet olarak zaten seviyemiz çok ötesindeydi çünkü bizim kullanıcılarımız daha çok kullanıyorlar. Bizim seviyemiz %80'lerdeydi. Mart ayı rakamımız %240'a yakın. Yani 180'den 240, bu da %30 civarı bir artış gösteriyor. Ve Mart ayında biliyorsunuz evde kal daha çok Mart'ın ortalarına doğru çok uygulanmaya başladı. Dolayısıyla Nisan'ın daha da yüksek çıkmasını bekliyoruz açıkçası. Tabii trafik kullanımı da biraz değişiyor. Video konferans ve benzeri trafikler daha ön planda eskisine nazaran. Dolayısıyla kullanıcılarının upload kullanımı, yani evden dışarıya giden trafik de çok arttı. Eskiden o kadar da yüksek, evde daha çok tüketiyorduk, download yapıyorduk, izliyorduk ama şimdi gitgide artan evden kendi videomuzu gösterdiğimiz için, iş yaptığımız için dosyalar hazırlayıp onu buluta veya arkadaşlarımıza paylaştığımızdan eskisinden çok daha ciddi oranda uploadlar daha da yükselmiş durumda. Peki bu artan ihtiyaçlara cevap verme konusunda nasıl bir hazırlığınız var? Şimdi biz alternatif operatörler arasında bir yandan yerleşik operatörün de altyapısını kullanan ama çok ciddi bir şekilde kendi altyapımızı oluşturan ve her geçen gün büyüten bir işletmeciyiz. Bizim 11 şehirde çok ciddi temel fiber altyapımız var. Ana arterleri kapsayan ve bazı illerde evlere kadar da kendi fiberimizle döşemeye başladık. Şimdi bu artık artan trafik seviyelerde ana omurgalarda kapasiteler çok artmış durumda. Ama büyük ölçüde kendi fiberimize sahip olduğumuz için bu fiberde ilave kapasiteleri el almakta sıkıntı çekmiyoruz. Tabii yeni cihazlar alıyoruz, çoğaltıyoruz, port sayısı yükseliyor. Daha büyük kapasiteler, cihazlar sipariş ediyoruz, geliyorlar, planlamasını yapıyoruz. Tedarik zincir devam ediyor genel olarak. Yani siparişler, ekipmanlar geliyor halen. Dolayısıyla biz hep bir adım önde kalaraktan, bu artan trendine öngörerekten gerekli kapasiteyi sağlıyoruz. Kiralık kapasite kullandığımız yerlerde yerleşik sağlayıcıdan upgrade talepleri, ilave kapasiteler temin ediyoruz ve sağ olsunlar onları da alabiliyoruz. Dolayısıyla şimdilik sabit şebekede çok majör dar boğazlar görmüyoruz. Artan trafikle baş edebiliyoruz. Zaten sabit şebekenin özelliği ve mobilden farkı bir kıt unsuru olmadığından, özellikle frekans tarafında mobilde biliyorsunuz frekanslar kıt kaynaktır. En de sonunda fiberler çok ciddi kapasite taşıyabiliyorlar. Mevcut kapasite yetmediği yerde cihaz değişikliğinde daha da yüksek kapasiteler taşıyor. Dolayısıyla doğru bir mimari ve zamanında müdahaleyle aslında bu artan trafiklerle baş etmemek için bir hiçbir sebep yok. Ayrıca çok yoğun trafik yaratan servisler gitgide
bu CDN denilen Content Delivery Network ya da cache dediğimiz cihazlarla aslında gitgide cachelenebiliyor. Yani şöyle ki bir yerden sık sık izlenen bir video varsa her seferinde ta internetten kaynağından bunu çekmek yerine şebeke içerisinde bunlar cacheleniyor, depolanıyor ve müşteriye daha yakın bir şekilde kendi bulunduğu şehirde bu doğrudan kendisine sunuluyor. Dolayısıyla ana omurgalar, ana arterler bu trafikle meşgul olmuyor. Biz çok ciddi bunu zaten birkaç senedir başlamış durumdayız. Sadece İstanbul'da değil birçok şehirde bu tür yatırımlar yapmış olarak ilgili şehirde oradaki kullanıcılara doğrudan en hızlı şekilde içerik sunan altyapımız da mevcut ve bunu da devam ettiriyoruz. Son olarak da internet değişim noktası kavramı çok önemli ve birkaç yıldır zaten her seviyede Türkiye'de de konuşuluyor. Biz şu anda IXTR denilen bir oluşum içerisinde özellikle Anadolu şehirlerinde internet değişim noktaları ayağa kaldırmak için ciddi bir girişim içerisindeyiz. Ve artık bu şehirlerde doğrudan internet değişim noktalarında cache sunucularının gelmesiyle içeriğin en hızlı şekilde İstanbul'a, Ankara'ya bağlı olmaksızın doğrudan kendi şehrinin yüksek hızıyla ihtiyaçlarını ve kullanımlarını giderebilmelerini temin eden bir yapı. Bunu da hızlı ilerletiyoruz. Dolayısıyla hareketli bir dönem ama genel olarak sabit tarafta majör bir kapasite sıkıntısı yok. Olduğunda da birkaç gün içerisinde gerekli müdahalelerle giderilebiliyor. Peki evde kaldığımız bu süreçten sonra hangi alışkanlıklarımız devam edecek gibi görünüyor? İnternet alışkanlıklarında ne değişiklikler olacak? Çok farklı perspektifler var ve aslında her hane, her ev kendine has bir laboratuvar diye düşünüyorum. Ama daha makro ve Türkiye genelinde baktığımızda bir defa evde yaygın internet kullanımını ertelemiş, dediğim gibi artık çok da ihtiyaç yok diyen bir kitle vardı, %40 kadar hanelerin. Bu gitgide azalıyor ve artık Türkiye toplum olarak evinde hızlı bir internetin ihtiyacı ve o ihtiyaç giderildikten sonra bu hızlı internette neler yapabileceğini, hayatını nasıl değiştireceğini, ne tür servisler ve imkanlardan istifade edebileceğini keşfediyor. Şu anda sıkıldığından, çaresizlikten keşfediyor. Belki başka türlü olsaydı yıllar içerisinde bunu yavaş yavaş keşfedecekti. Şimdi birden hızlı bir şekilde artık eve kapanmış oluyor. Sıkılıyor, ihtiyaçları var. Acaba internetten yapar mıyım? Ve çok daha hızlı bir şekilde bir eğitim oluyor. Aslında interneti kullanmayan haneler internette ne yapılır, ne edilir? Belki akıllarında daha sınırlı bir kullanım şekli vardı. Ama şimdi bakıyorlar ki gelmişken o internette hiç beklenmedik başka şeyler de yapabiliyorum. Bir sürü araştırma yapabiliyorum, videolar izleyebiliyorum, alışverişimi yapabiliyorum. Aklıma gelmeyen kategorilerde alışveriş yapabiliyorum. Kendimi ifade edebiliyorum. Kendi içeriğimi arkadaşlarımla paylaşabiliyorum. Dolayısıyla herkes keşfediyor. Zaten bilinçli internet kitle bunları yapıyordu. Şimdi daha da yapıyor. Belki yeni türev de üretiyor ama daha da ilgi çekici buldum. Özellikle Anadolu'da henüz bu alışkanlıkları çok kuvvetli olmayan bir kitle birden internet toplumuna, bilişim ve bilim toplumuna bir adım atmış oluyor. İstemediğimiz bir şekilde oldu ama aslında bundan fırsat görüp artık Türkiye daha bağlı, daha elektronik ortama taşınmış bir toplum haline gelmiş oluyor. Bu arada belki siz açıklamayacaksınız ama geçen bir video izliyorum, film izliyorum Netflix'ten 4K. Bastım play'e, hızlı bir şekilde geliyor. Belki siz söylemiyorsunuz ama Netflix'in Türkiye'deki iş ortakları var, internet servis sağlayıcıları. Onlardan bir tanesinin TürkNet olduğunu biliyorum. TürkNet'te bulunan bu pop noktalarıyla birlikte biz bu içerikleri çok hızlı izleyebiliyoruz. O nedenle size çok teşekkür ederim. Özellikle çok fazla video tükettiğimiz şu günlerde böyle hizmetleri alabiliyor olmak çok önemli. Efendim son sorum, son dakika gelişmelerinden sonra bu soruyu eklemek istedim. Uçtan uca fiber internet bağlantısı olan kişilere upload hızlarının artırılması konusunda bir çalışma olabilir mi acaba? Şimdi biz bunu çok önemsiyoruz, teşekkür ederiz. Çünkü internetin gerçekten çift yönlü ve tüketmek kadar üretmenin değerli olduğu bir ortam olduğunu düşünüyoruz. Ve bu şekilde canlı tutmak istiyoruz. Biz bu nedenle her zaman imkanlarımız dahilinde hep yüksek upload vermeye gayret ettik ve ediyoruz. YAPA denilen
bakır şebekenin kullandığı ama kendi cihazlarımız, kendi aktif ekipmanlarımızın kullandığı alanlarda zaten yüksek uploadlar teknik olarak verebildiğimizi veriyoruz. Daha son birkaç gündür Düzce merkezde yapa dönüşümler yapıyorduk. Oradaki hızlar ortalamalarda 30 megabit download, 3 megabit upload alan kullanıcılarımız birçoğu 50, 60, 70, 100 megabit download ve 30, 40, 50 megabit upload'u verdik. Şimdi bu yapı sayesinde birden deneyim hem download çok hızlandı hem de upload çok hızlandı ve bunu 26 ilde yapıyoruz şu anda. Fakat tabii kullanıcının bizim yatırım yaptığımız santrale bağlı olması lazım ve nispeten yakın olması lazım. Çünkü mesafeler arttıkça bu upload'ları vermek mümkün olmuyor. Bunun karşın biz fiber yatırımlarımıza da hız veriyoruz ve bir önceki Shift Elite röportajda da biraz ipucu vermiştim. Bunda hızla ilerliyoruz ve buradaki kullanıcıları çok daha da yüksek. Hatta sizin kendi ofis için bahsettiğiniz rakamlardan yüksek. Neredeyse gigabit simetrik hızında bağlantılar da verdik ve veriyoruz. Şimdi alanlar daha kısıtlı olduğu için çok fazla bu konuda beklenti yaratmak istemiyorum ama vizyonumuz bu ve çok hızlı bir şekilde bu yatırımları yapıyoruz. Umarım önümüzdeki aylarda, dönemde daha net ve detaylı bilgi verebilir olacağım. Sizlerle de paylaşmak isterim ama upload önemli. İmkanlar dahilinde sürekli uploadları nasıl iyileştiririz, nasıl yükseltiriz diye bir çaba içerisindeyiz. Ve kendi altyapımız olduğu yerlerde bu iyileştirmeyi sağlıyoruz. Ve çok da işe yaradığını da görüyoruz. Ben açıkçası bir TürkNet yöneticisi olarak sizin her zaman kullanıcının yanında olduğunuzu çok iyi biliyorum. Bu yaklaşımınız için de ben çok teşekkür ederim. Son olarak videomuzu kapatmadan önce TürkNet'teki çılgın kampanyalar bitmiyor. Varsa şu günlerde faydalanabilecek çılgın kampanyalar, onlardan bize bahsederseniz çok seviniriz. Biliyorsunuz bizim çok yalın ve basit olabildiği kolay bir yaklaşımımız var. Çok kafa karıştırmak istemiyoruz. Olabildiği tek bir paketle müşterinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Şu anda devam eden yerleşik operatörünün altyapısı kullandığımız alanlarda 35 megabit dik pakette 75-99 liralık devam ediyor. Kendi bölgemizde bu aynı fiyata 100 megabit ve olabildiği yüksek upload'ı veriyoruz. Biz arkadaşını getir kampanyamız uzun süredir var ve devam ediyor. Dolayısıyla bir arkadaş kodunu paylaşması durumunda hem kendisi hem de yeni abone olan birer ay ücretsiz alıyor. Biz tamamen mutlu müşterinin peşindeyiz ve mutlu etmek istiyoruz. Dolayısıyla bize gelen, abone olan müşteri ilk ay içerisinde bir mutsuzluğu olursa, sağlanan performans veya hizmetinden, deneyimden bir mutsuz olursa, sorunsuz, sualsiz, iptal hakkına sahip tüm paraları da iade etmek suretiyle. Dolayısıyla tamamen hiçbir risk almadan da denenebilir. Gerçekten bu dönemde aynı fiyata daha da yüksek hızlar, daha da yüksek uploadlar nasıl yaparızın peşindeyiz. Kampanyamız bu. Dediğim gibi çok kafa karıştırmaya çalışmıyoruz. Sabit ve makul olabilecek olan bir fiyata en iyisini vermeye kafamızı yoruyoruz. Sürekli kapasiteyle artıyoruz. Talebin çok arttığını görüyoruz, onu sevinçle karşılıyoruz. Ama bizim taahhütsüz modelimizde her geçen gün müşteriye mutlu etmemiz bizim gayemiz. Mutlu edemediğimiz noktada zaten müşteri her zaman iptal etme hakkına da sahip. Böyle de olmalı diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bu sürekli bizi çalıştırıyor ve bizi dik tutuyor. Çok teşekkür ederim. Cem Bey, ben teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli bilgiler verdiniz. İnternet şu günlerde bizim her şeyimiz ve bu interneti sağlayan, bu servisi sağlayan bir şirketin tepe yöneticisiyle bunları konuşmak bizim için gerçekten çok önemliydi. Bilgiler için tekrar çok teşekkürler. Yine görüşeceğiz diye tahmin ediyorum. Çok teşekkürler. İnşallah en yakın sürede inşallah bu olaylar gerimizde kalır. Sağlığımıza kavuşuruz ve tekrar toplum içerisinde birbirlerimizi görürüz. Ama o zamana kadar en doğrusu tabii evimizde kalmak, sağlığı önem vermek. Bir şekilde sanal ortamda yine dostluklarımızı, arkadaşlıklarımızı ve ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Yalnız değiliz ama evde kalmak bu dönem önemli. Daha iyi günler göreceğiz hep birlikte. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, hoşça kalın.